Güzel ülkemin aydınlık insanları, hepinizi en içten duygularımla selamlıyorum. Yeni bir programda daha sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Sevgili dostlar, bugün ülkemizin büyük devrimci gazetecisi, aydını ve eserleriyle ölümsüzleşen Uğur Mumcumuzun katledilişinin 21. yıl dönümü. O büyük gazeteciyi anmadan programıma başlayamazdım. Anısı önünde büyük bir saygı ve sevgiyle eğiliyorum. Ruhu şad olsun, ışıklar içerisinde olsun. O ülkemizin aydınlık devrimci mücadelesinde, Atatürkçü mücadelesinde, barış ve kardeşlik dolu mücadelesinde sonsuza kadar yaşayacaktır. Evet dostlar, topraklarımızı, yurdumuzu aydınlatan ve geleceğimize ışık tutan o güzel insanlar, aynen Anadolu erenleri gibi sevgiden, muhabbetten başka bir sermayeleri olmamacasına hayatlarını bu topraklara feda ettiler. İşte bizlere de onları anma görevi düşürüyor, yaşatma görevi düşüyor. Evet dostlar, yine çok değerli bir konuğumla Anadolu erenlerinin izinde, aydınlık yolunda bir program yapmaya gayret edeceğiz. O erenler ki, erenler katarı ki bize öz suyu gibi topraklarda filizlenecek canlının öz suyu gibi yaşamımızın öz suyunu vermişler. Yüce Yaratıcı'yla bir bağlantı kurmamıza vesile olmuşlar. Gerçek perdelerini görmemize, karanlıkları yırtıp aydınlığa doğru ulaşmamıza vesile olmuşlar. İşte onlar, Horasan erleri, Rum erenleri, pirler, mürşitler, rehberler, dedeler, babalar. İşte onlar yaşamaya devam ediyor. İnancımızı, geleneğimizi, kültür varlığımızı korumaya, gelecek kuşaklara devretmeye devam ediyorlar. İşte bu güzel değerlerden birisiyle birlikteyiz. Kendisi genç, kendisi aydın, kendisi okuyan, sorgulayan, Aleviliğin felsefi köklerine doğru yolculuklar yapan ve tasavvufun harmanında savrulan bir değerli can, bir güzel dedemiz. Mansur Yalçın Dede, Baba Mansur Ocağı'nın gül yüzlü bir dedesi. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk Ayhan'cığım, teşekkür ederim. Nasılsınız, iyi misiniz? Çok iyiyim Ayhan'cığım. Ve her zaman böyle aydınlık, mutlu, güler yüzlü, örnek bir dedemiz. Çünkü biz bu simayla, bu görüntüyle de çıkmalıyız. İnsanın birçok görüntüsü vardır. Bazen insan celal sıfatıyla da zuhur eder. Evet. O da bizden ayrı değildir. Yüce Yaratıcı'nın hikmetleri çoktur ama herhalde insana en çok gülmek yakışıyor. Gerçi Hilmi Yavuz isimli bir büyük ozan da diyor ki, hüzündür ki insana en çok yakışan. Evet. Ama ben diyorum ki gülmektir en çok insana yakışan. Evet, bunu da tasavvuf içinde sembol olarak kullanırlar. Onun için derler, gül ki gül yüzlerinden güller açsın. O açıdan tabii gülmek ve gül sembolü çok önemlidir. Eğer bir gülme, bir cemal olmazsa, o cemalin kendi içindeki latifliği, o cemalin kendi içindeki ahengi, yansıması olmazsa gönülleri aksetmez. Gönülleri aksetmediği zaman da belki kulaktan dinleme olur, didaktik olarak, ama kulaktan dinlemeyle gönül çiçeğini açmaz. O açıdan gül sembolü cemalle de simgelenir, cemalullahla da simgelenir. İşte ben de senin cemaline geldim. İkimiz gülümüzü ne kadar açtırabilirsek. Eyvallah, var olasın. Gül yüzlü sultanım, şimdi tabii ki erenler katarında yolculuk yapmak kolay değil ama çok da zor değil. Şimdi muhabbet, sohbet, söyleşilerle bazı gerçekler dile geliyor ve bizi izleyen çok değerli canlarımız Anadolu'da, Balkanlar'da, Avrupa'da, dünyanın dört bir tarafında, özellikle genç yürekler, meraklı yürekler ve geleneği yaşatma aşkında olan yaşlı canlarımız diyorlar ki şöyle bir sohbet dinleyelim. Yani muhabbet edilsin de orada bulunalım. Biz de işte arada
ekran beyaz cam var ama kameralar var, öyle bir şey yok. Biz can canayı şu anda milyonlarla sohbet ediyoruz. Ve bugün dedim ki sevgili dedemle bu insan kavramını, her şeyden evvel insan kavramını işleyelim. İnsandan çıkalım, kamil insan olmaya doğru bir yolculuk yapmaya gayret edelim. Bakalım Alevilik'te insan nedir? İnsan kimdir? Nasıl bir varlıktır? Yüce yaratıcılığın nasıl bir varlığıdır? Bu varlık ham evrah dedikleri bu varlık, bu etten, kemikten, kandan, damardan vasıl olduğu söylenen bu varlık nasıl kamilleşiyor, melekler katına doğru çıkabiliyor? Onlarla ilgili biraz sohbet edelim dedik. Hoş geldiniz, sefalar getirdik. Çok teşekkür ederim. Evet, çok Aleviler insana nasıl bakar? Alevilikte insan nedir kavram olarak? Evet, şimdi öncelikle senin nezdinde bütün izleyicilerimize sevgilerimi iletiyorum. Şimdi tabii senin dile getirdiğin söylem ve konu o kadar muhkem ki, o kadar büyük ki. Ne haddesi var, ne tarifesi var. Ve ne onu sınırlayabiliriz, ne de haddimizi aşabiliriz. Korkum şu, bir şeyi söylerken haddimi aşmamam. Haddimizi aşarsak da haddimizi bildirirler. Ondan ötürü çok önemli bir konu ve çok derinlikli bir konu. Böylelikle, ama sen başında muhabbet ve sohbetten bahsettin girerken, dilersen senin nezdinde izleyenlerimi çok az da olsa haddimce bilgilendirmeye çalışayım. Şimdi tabii öncelikle sohbet sahabeye bağlı, bir ashab-ı kiram, bir ashab-ı sofa dediğimiz, bir iki ashab, iki güruha yapılan bir Peygamber Efendimizin yaptığı bir kendi halinden yansıyan söylemler varmış. Ashab-ı kiram ikram edilen, o günün tabasına bağlı ikram edilen sohbetler. Yani o günün bilincinde olan, o günün yaşantısında ve kültüründe, geleneğinde olan insanlara ikram edilen sohbet. Ama bir de ashab-ı sofa var. Ashab-ı sofa, sof, aynı zamanda saflaşmak. Sof dediğimiz elbise, literatürde yün elbise giyenler de diye söylenir. Bu daha çok eskiden İran'da da vardı. Ama pagan kültür olarak da söylenirdi ama pagan kültür olmasından ziyade aslında çok daha derinlikli ifade eden, manayı derinlikli ifade eden bir mana açılım. Bu doğrultuda saflaşmak, safiyete ermek, varlık olarak insanın kendisini saflaştırması ve Peygamber Efendimizin evinin sofasında bir holü varmış. Evinin sofasında, ki oraya da sofa deniyor. Bir evinin sofası, hal evinin, gönül evinin diye de işaret edilebilir. Bu doğrultuda Allah yolunda Allah'a tabi olan insanların, güruh olan insanların gönül sofasında, evinin sofasında hal sohbeti yapmasıyla ve o hal sohbetini gönülden gönlüne, gönülden gönlüne bir tetiklemeyle, bir halle, ki ona feyzi akdes derler, tertemiz inen bir kevserle, o kevserin hale dönüşmesi, dile dönüşmesi, söyleme dönüşmesi, bazen göz temasına dönüşmesiyle ilgili bir tetiklemeyle insanları harekete geçiren, bir esinlendirmeyle, ama o kamilin kendi hali, kendi sadrından, kendi gönlünden taştıktan sonra onu sohbete çevirmesi. Ve o sohbete döndükten sonra o sahabe, o sohbetin içine yöneldikten sonra, çünkü sohbette çekilme olur. Bir mıktatisiyet vardır, bir fraction, çekim vardır. Ve insanlar sohbete çekildikleri zaman kendi düşüncelerini unuturlar. Hal transformasyonu vardır orada. Bir kamilin kendi haline bürünürler. Ve o hale büründüğü zaman da bir seyahat söz konusu olur. Ve o seyahate de biz seyri sülük de diyebiliriz. Ve bir, hem bir seyre, yani bir temaşaya, gözden göze temaşaya, hem de sülük, salik olmak, dönmek, içe dönmek, içe kıvrılmak, varlığına, aslına, özüne doğru inmek, yani toprağına, menşeine, kaynağına inmekle ilgili rasihun, yani toprağın içine ve derinliğine inip o toprağın içindeki tohumu yararak onu açmak diye bir ifade söz konusu olur.
O zaman bu dinlendiği zaman insan, o sohbette içine döndüğü zaman, o temaşayla kendi varlığında, kendi imgesinden, beden imgesinden soyunmak, kendi varlığında kendi hakkına, kendi içindeki hakka rücu etmekle, kavuşmakla ilgili, dönmekle ilgili bir yola, bir seyre, bir sülüğe gidişine, ki biz buna sefer de deriz, hac da deriz ya da miraç da deriz. Ve bununla ilgili kendi aslına ve kendi varlığına yönelerek kendi varlığına temas etmeyi, dokunmayı da ifade eder. Ve bu hal dinleyende tezahür ettiği zaman bir sülük salik olmakla, aynı zamanda salik dönmek, döne döne erişmekle de ilgilidir. O zaman dönmek aşkınlıkla alakalıdır. Bir mütehal var orada, bir aşkınlık, bir transandantans bir aşkınlık var. Yani âli olmak, yüce olmak, çünkü döngünün kendisi aşkınlıktır. Bu aşkınlıkta ki biz ona sarmaşık deriz, sarmaşık gibi olmak, o da Arapça'da aşaka kökünden gelir. Sarmaşık aşaka. Ve insan aşakaya büründüğü zaman, sarmal olduğu zaman, Kamil'i dinlediği zaman Kamil'in gönlünde sarmallaşır bir manada. Biz buna kromozom da diyebiliriz varlık olarak. Yani benzetebiliriz. O zaman bir Kamil'in gönlüne o aşkınlıkla, o döngüyle döne döne, ki bu fermente olmuş şarapla içilen sarhoştaki baş dönmesi değildir. Bu halin Kevser'den akan, Ab-ı Kevser'den akan sohbetle dinleyenin serihoş olması, başının hoş olması ile ilgili bir dönüştür. Onun için insan kana kana içer, içtikçe başı dönmez. Seri hoş olur ama o döngü bir hal döngüsüdür. Bu hal döngüsünde insan kendi varlığına temas ettiği zaman bir mürşid-i kamille de onun rabıta olarak da teması meydana gelir. O zaman derler ki sarmaşık ağaca dolandığı zaman, ki o tasavvuf literatüründe lam harfi diye ifade edilir. Onun için derler lam elife dolanır, lam elif olur. Lam insanı kamildir. Pardon, elif insanı kamildir. Lam da o aşkınlığa gelen, ondan dinleyen, o hali alan kendini, o aşkınlıkla ona dolunandır. O zaman lam elif birleştiği zaman, ki aslında işin asıllarından biri de budur, metafor olarak sarmaşıkla ağacın birleşimini ifade eder. Ve bu doğrultuda sarmaşık ağacın kökündeki öz suyundan beslenir. Beslendiği zaman da o zaman o ağacın hali de değişir, ağaç da bükülür. Ve büküldüğü zaman da sarmaşık asmaya ve üzüme dönüşür. Ama o üzümün kendisi de varlık olarak, o da bir Kevser'dir. Orada da bir şaraf var. Ama bu üzüm cennetteki üzümdür. Bu başka bir Kevser üzümüdür. O zaman insan kendi sarmallığında kendi halini ve kendi çiçeğini açmak durumundadır. Başka türlü olamaz. Sarmallığın dibindeki öz suda Allah'ın varlık olarak feyzi akdesten inen suyu ve insanın kendisini mayalamasıdır. Bu süreçten sonra da muhabbete geçilir ve muhabbet hub gene kökünden gelir. Ve hub da varlık olarak da fokurdamaktır. Bir suyu ısıttığımız zaman belli bir zaman sonra su kaynamaya başlar. Ve kaynamaya başladığı zaman da fokurdar. Muhabbetteki hub fokurdamak, yani gönülleri fokurdatmaktır. Gönüller fokurdadığı zaman ihtizaza gelir ve titreşir. Ve titreştiği zaman da iki insan, iki cemal birbirine bakışıyla ona ribürü derler. İki elifin yan yana gelip bir varlık olarak birbirini parlatmasıdır. O zaman mirat-ı hüdada, yani aynada kendinden kendine parlayan, kamil vahidi mutlak olma sebebiyetiyle, büyük ayna olma hasabiyetiyle gelen kesret aynasında, büyük vahdeti, vahid-i mutlak aynasında kendini görmek müsabesinde gelen Kamil de kendi halini görür. Kendi nefs derecelerini görür, kendi meratiplerini görür, kendi duygularını görür, kendi zanlarını görür. Ve o zanlar o büyük aynada kendi aynasındaki kirleri ve boyaları dökerek kendi aynasını parlatma nispetinde de varlık aynasına, vahdet aynasına da yol almasını ifade eder. Bundan ötürü tabii daha da çok örneklenebilir bu, daha da çok açılabilir. Ama muhabbete geldiği zaman da ve
O zaman o muhabbet insanı irşad eder. Bundan ötürü sohbetteki muhabbet çağrışımsaldır. O çağrışımsal bazen bir mimikle, bir bakışla, bir halle, bir sözle, bir kelamla o kamili tetikleyebilir. Ama burada önemli olan gelenin ve dinleyenin ihlas içinde olmasıdır. Çünkü ihlas, muhlis olmak, katışıksız olmak, halis olmak, içiyle dışıyla bir olmasıdır insanın. İçiyle dışı bir olan insanda katışıksız yani som olan yani samet olan, varlık olarak saf olan insan o safiyetiyle Kamil'e baktığı zaman da o safiyetin tezahürüyle Kamil kendini unutur, kendinden geçer. Ve geçtiği zaman da o halle alemler yani semalar, semadaki alemler ona açıldığı zaman da o mürşid-i Kamil alemlerde seyahate başlar. Ve o seyahatlerden inan, inzal olan inan varlık olarak da peygamberlerin, ayanı sabite olan peygamberlerin idealarının, yani arketipal peygamberlerin varlık olarak, prototip olarak peygamberlerin dışa vurumunu, hallerinin dışa vurumunu Kamil kendinden tezahür eder. O zaman derler ki, bu bir hal transformasyonudur. Hale insan. O hale talep olduğu zaman o halin içinde insan varlık olarak kendine döner, kendi haliyle kendini ahlakına, ahlak-ı hamide derler, ahlakına doğru yönlendirir. Ama burada bir çift kutupluk vardır. Kamil hali verir ama halden ziyade ilmini de kendinden vakfeder verir. İlimle hal birleşirse insan mükerrem olur. Kerimliğe, bütünlüğe, mükemmelliğe, kamilliğe ulaşır. Çünkü hal olursa çok güzel, duyular orada harekete geçer, sezgiler harekete geçer, yüksek frekanslar, ihtizaslar, titreşimler harekete geçer. Ama o halde biz içimize döner, içimizde kendimizi buluruz. Ama dışarıda varlık olarak yaşantıyla bazen irtibata geçemeyiz. O zaman da kendi halvetimizde içimize döneriz, saflaşmada sufi olabiliriz. Ama halvetten de celvete çıkmak lazım. Celvete çıkmak da fiille olur, ilimle olur. O ilmi kendimizde nakus olarak onu iradeye, düşünceye, irfana getirmekle olur. O zaman ilim bize irfan kazandırır, anlayış kazandırır. Varlık olarak o anlayış ve irfanda bizi kemalata götürür. Hal de bize safiyet ve duygu kazandırır. O zaman iki deniz kavuşur ama karışmaz dedikleri mana. Bir tanesinde coşkunluk, emotion, yüksek coşkunluk, hal, duygu yüklü. İkinci denizde ilim, yani akıl, anlayış ilkesinin bir araya gelmesini ifade eder. Bundan ötürü bu söylediğine biraz tabii atıf yaparak girmek istedim. Ama insan dediğimiz zaman tabii insan hakkında o kadar çok söyleyecek, dile getirecek şeyler var ki neresinden tutsak, neyi işaret etsek hem misallerle, hem mesellerle, hem işaretilerle, hem mecazlarla, hem remzlerle, hem sembollerle ne ifade etsek insanın varlık olarak ahkamını, haysiyetini ve şerefini kendi kudretinde aşikar edip açmamıza imkan yoktur diye düşünüyorum. Çünkü insan hem kendinde varlık olarak kendini örten, kefreden, hem de varlık olarak kendinde mütalaa olarak da kendini ispata getiren bir varlıktır. Ama şöyle söyleyebiliriz, işin özü dışarıda bir nesneyi, bir nesnenin bize yansımasını, o nesnenin bize yansıyarak, o nesne üzerine düşüncelerimizi ve imgelerimizi ona yönlendirerek, nesnenin nasıl kullanılacağını ya da nasıl idame edileceğini düşünmekten ziyade, varlık olarak o nesne değil, kendilik olarak varlığımızı, varlığımıza temas ederek, kendimize temas ederek, çünkü bu ontolojik bir kavramdır, ontolojik bir ilkedir, nesneden değil ama kendi üzerimizden, kendi üzerimize düşünerek, yani düşüncenin düşüncesini varlık olarak düşünerek kendimizi irfana getirmek, kendi anlayışımızı irfana getirmekle ilgili bir açılımdır insan olmak. Bundan ötürü insan ünsiyet kazanan derler, ünsiyet hak derler, ins, yakin olmak,
Allah'a yakın olmayı ifade eder. Allah'la irtibat kurmayı, ona temas etmeyi, varlık olarak ona yönelmemizi, yani rücu etmemizi ve o varlık olarak rücu ettikten sonra varlık olarak da onun kudretine nail olmayı ama kendimizde hem deneyimleyerek yani fiilimizde, sıfatımızda, yani düşüncemizde ve eylemimizde onu da zat olarak varlığımızda topladıktan sonra onu ahlaki hamidiye getirmek, insan olarak, insanlığımızın ekmel olarak haysiyete getirmek, şerefe getirmek, nura büründürmekle ilgilidir. O zaman bu ilkelere baktığımız zaman dışarıdan bir şeyin bizi atadığı gibi olacak olan bir şey değil Ayhan'cığım. Varlık evet. olarak kendimizi doğurmamızla alakalıdır. Bir doğumla alakalıdır bu. Bir doğum, bir doğuşla alakalıdır. O zaman bu bedenden vaktin ruh çocuğunu doğurmak lazım. Evet. Bunları açığa çıkarmak lazım. O zaman biz kendimizi kendimizden doğuracaksak bizi tetikleyecek, varlık olarak bizi tetikleyecek ya bir Azrail ya bir ebe lazım bize. Onu bulmakla alakalı. Ama bu söylediğim kavramlar mecaz kavramlar olduğu için yanlış noktalara da gitmek istemiyorum. Bunlar hepsi bir semboldür varlık olarak. Örnek Azrail deriz. Çünkü Azrail can alıp ve can verendir. Can alıp ve can veriyorsa, önce canımızı alıyorsa, mutukablente mutu, ölmeden önce ölmek dediğimiz, varlıkta ve zanda, varlıkta, zanlarda bizi tutkulardan ve heveslerden, dünyevi arzulardan, isteklerden, masivaya doğru yönelmekten, oradan bizi beri eden, oradan kaldıran, kaldırdıktan sonra ikinci bir oluşa, ikinci bir doğuşa, en temutu, ikinci bir doğuşa, yani varlığımızdan varlık olarak, kudret olarak doğmamızı, ruh çocuğu olarak doğmamızı ifade eder. Bunu da yapsa Azrail yapar derler. Çünkü hem canı alıyor hem canı veriyorsa, verdikten sonra da cana can katıyorsa. Ve bu insanın, kamil olan insanın da kendi mizacıdır. Evet. Var olasın, aralıksız dinledik, çok da şeyler öğreniyoruz. Dediniz ki yaratıcıya yönelen bir varlık. Tabii ki binlerce, milyonlarca varlık var, canlı var dünya üzerinde. Hı hı. Ama yaratıcısına yönelebilen, onu bulabilen tek varlık, eşrefi mahlukat içerisinde şerefli mahluk olarak görülen ve Mehmet Ali İlmi Dede Baba'nın aynayı tuttum yüzüme, Ali göründü gözüme dediği gibi aynada Ali, Ali'nin nezdinde de gerçek varlığı görebilen bir can. Evet, sevgili dostlar, Mansur dedemizle sohbetimiz devam edecek. Alevilikte insan kavramı, kamil insan, olgun insan kavramı üzerinde söyleşimiz sürecek. Bizden ayrılmayın. Evet sevgili dostlar, Erenler Katarı'nda geleneği yaşatan, yolumuzu aydınlatan öncü velilerimizin izinden giderek bugün bu değerleri var eden, yaşatma gayretinde olan dedeler, babalar, ozanlar, bilge insanları konuk ediyoruz. Ve bugün de gül yüzlü bir dedemizle birlikteyiz. Kendisi Baba Mansur Ocağı'ndan okuyan, araştıran, bilgilerini toplumla paylaştıran bir değerimiz Mansur Yalçın dedemiz. Ve Alevilikte insan kavramı, insanı kamil kavramları üzerinde duruyoruz. Şimdi sevgili dedeciğim, çok güzel anlattınız ve dediniz ki o sohbete, o muhabbete, hadi diyelim ki o ceme, o dergaha, o tekkeye, o ocağa yalın haliyle gelsin, olduğu gibi gelsin. Fakat biz insanlar yalın hale kavuşmakta da zorluk çekiyoruz. Zaten mesele bu. Biz sohbetten fokur duyacak dediğiniz o enerjiyi alacağız, o coşacağız, göz temasında bulunacağız mürşidimizle. Orada hemhal olacağız, eriyip kaynayacağız, akacağız, kendimizden geçeceğiz. Ve turnalar gibi semah dönerek Hakk'ın katına ulaşma gayretinde olacağız. Fakat güzel söylediniz de
biz o ulu dergaha varmak için ne yapacağız? Çünkü o muhabbete erişmek de kolay değil. Tabii. Yani herhangi bir konuşma değil. İki insanın birbiriyle tartışırcasına konuşması değil, kavga etmesi değil, birbirine laf yetiştirmesi, birbirine karşı üstünlük kurma mücadelesi değil oradaki muhabbet. Dolayısıyla biz o ulu dergaha da kolay giremiyoruz. Hazreti Muhammed Mustafa Efendimiz 40'lar meclisine gireceği zaman bütün Aleviler, Bektaşiler bilirler. Kapıyı çaldığı zaman bize peygamber gerekmez. Peygamberlik yapacak içimizdedir. Sen git ümmetine peygamberlik yap demişlerdir. Yani makamdan, mevkiden, kimlikten, kişilikten, kibirden, hasetten, her türlü insanın zaafına ilişkin makamlardan uzaklaşmış, arınmış, paklanmış. Ben de bir hadımul fukarayım, ademlerin fakiriyim, ben de bir insanoğluyum, insan olmaya geldim. Sizlerle bir can olmaya geldim, cem olmaya geldim diyen alemleri yaratan yüce Rabbimizin son peygamberi, İslam aleminin ve insanlığın son peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa bile bunu söylüyor. Peki biz nasıl o yalın halde geleceğiz? O dergaha nasıl varacağız? Sadece yüz sürmekle olmuyor. İstediğimiz kadar yüz sürerek, sürünerek gidelim ama özümüzü paklamadan o muhabbete de erişemiyoruz. Onu da hak etmek lazım. Çok doğru, çok doğru. İşte bu söylediğin söz, bu sözün altında ve derinliğinde çok daha içine, yani mündemiş olarak indiğimiz zaman bir arayış çıkıyor meydana. Aramak. Çünkü hüzün varsa, hazin varsa, gözyaşı varsa, talep varsa ve istek varsa, bil ki sevgili Ayancığım, insan kendi varlığını arıyor. Kendi varlığının kudretini arıyor. Yani ben kimimi arıyor, ben neyim arıyor. Bundan ötürü derler ki, varlık ve tezahüre baktığımız zaman, temaşada, neden dersek, nedenleri bellidir. Teoriyle bellidir. İşte bilimlerde de ispat edilir. Ve nedenler insanları yaşama götürür ikame olarak. Ama bir de nedenin farklı bir ilkesi var. Niçin ve niye var? Yani niçin biz varlık olarak bu dünyaya geldik? Ve niçinden sonra niye geldik? O zaman niye ve niçin demek ontolojik bir kavram. Aslında kendi varlığımızı aramamızla ilgili kavram. Bundan ötürü her insan bunu sorar mı diye bazen şeyler gelir, sorular gelir. Her insanda bu potansiyel vardır doğuştan. Çünkü insan yok varlık olarak geliyor anneden doğuyor ama potansiyel olarak kendi ben kimim, kendine ben kimim deme sorma gücü vardır. Bazen yolda yürüdüğümüz zaman yaşadığımız bir olgu ve bu olay bizi içimize döndürebilir. Bir hadise ve olgu olay kendimize döndürüp neden buradayım, niçin buradayım ya da büyük bir travma, büyük bir acı ya da büyük bir sevinç, bir esinlenmeyle biz içimize dönerek o esinlenmeyle kendimizi sorgulayabiliriz. Burada önemli olan insanın kendi içine dönerek, kendi varlığında kendini sorgulamasıdır. Ve potansiyel olarak her insanda bu vardır. Ama o sorgulayan insan ancak yola çıkıp ulaşabilir derler. O açıdan maneviyatta ve tasavvufta hiçbir zaman, hiçbir veli, hiçbir insana gel ben sana öğreteceğim, hal böyledir demez. Peygamberler tebliğ etmiştir, duyurmuştur davete ama velilikte tebligat ve davet yoktur. Ancak insan kendi içine döner, arayışa düşerse o düşmede kamil gelir onu bulur. Kamil ona gelir ve onu bulur. O zaman burada aslımızı aramamızla ilgili bir ilke var. Aslımıza yönelmemizle ve aslımızı talep etmemizle bir ilke var. Bunun olması için de özellikle Alevilikte dört cihete, dört kapıya bölmüşler. Yani şeriat kapısına hizmet eden, yani şeriat, şerait, şeriat, şeriat yasa, şerait o yasanın koşulları, o erkanın yöntemleri ve koşulları. Kimisi yasaya bağımlı yaşar, kimisi de o yasanın koşullarına hizmet eder.
Ama yasa aynı zamanda şeriat bir düzen demek. Ve biz buna baktığımız zaman biz bunu akılda da görürüz. Akıl yasa ve düzen üzerine hareket eder. Varlık olarak, yöntem üzerine hareket eder. Eğer akıl yasaya geliyorsa demek ki o aklın bir düzeni var. Bir ilişiği, bir tasımlaması, bir bütünlemesi, bir çözümlemesi var. Ondan ötürü özellikle dinde ve tasavvufta, Kur'an-ı Kerim'de de beyandır. Ve akilin, akledin, akledin, akledin. Yani iradesi ve düşüncesi aklı yerinde olan, sorgulayan, o sorgulama düşüncesinde ona yöntem bulan, onu geliştiren, onu bütüne getiren, varlık insan olması sürecinde aklediyorsa insan demek ki bilinci ve zekası var demektir. İşte şeriat dediğimiz bu yöntem ve ilkelerin belli bir yasaya bürünmesi. Belli bir yasaya büründüğü zaman o yasa varlık olarak insana sınır getirir. Yani haddini aşmaz o. Haddini aşmadığı için de günahı kebire, büyük günahlara yönelmez. O zaman varlık ontolojik olarak insan doğuştan yani gelişten, yok olarak gelişten yasaya bürünmüş varlıktır. Ama egoları ve nefsi ve içgüdüsü aklının üzerine çıkar, şahavetle, şehvetle ona esir olursa, o zaman akıl nefsine, içgüdülerine hizmet ettiği zaman da o alır onu her tarafa götürür. Yani bir hayvani şehvete dönüşür ki biz nefs dediğimiz zaman yani biz ona emmare deriz. Yani kin, kibir, haset, gurur, yalan, riya, azap, gazap çoğaltılabilir. Bunlara baktığımız zaman bunlar içgüdünün dışa vurumu ama içgüdünün dizginlenmemesiyle ilgili, gemlenmemesiyle ilgili sınırımızı aşmakla. Çünkü şahavet, şehvet sınırı aşmak demektir. Bir haddi aşmak demektir. Yemeğe de şahavet sunar, gösterir insan, iştahlanabilir. Cinselliğe de şahavet gösterebilir. Aşırı tutkuya ve tapınmaya da şahavet gösterebilir. O zaman o da insanı hedonizme ve hazcılığa götürür. Mal mülk edinme. Evet, birçok şey. Aşırı harcama, aşırı istekler ama temelinde aşırı istek. İsteği doyurabilmek, şarj edebilmek. Ve edemediğimiz için kendimizi arayıştığımızda o arayışla yönelmemizi ifade eder. Aslında temellendiğimiz zaman gene aslında aradığımız gene varlık olarak Allah. Kendimizi doyuramadığımız için yöneliyoruz. Ve bundan ötürü o zaman bu mizaca tipolojik bir vakadır buna. Buna yasa gerekir. Ve yasanın olması için de dört cihette yasanın içinde ne vardır? Yasanın içinde usuller ve kaideler vardır. O zaman usuller ve kaidelere göre insanın terbiyeye bürünmesi lazım. O yasanın kendi içindeki hükme, hikmete, hakimliğe itaat etmek demeyeceğim, hizmet etmektir. Çünkü itaat esarettir, hizmet kudrettir. Bunu çok karıştırırlar. O zaman ikinci ilke, o zaman bu bilinçte olan, primitif de diyebilirler buna, yani daha aklı balik olmamış, kendini görmemiş, kendi irfanını, kendini sorgulamamış, daha doğrusu kendini bilmemiş olan insanların dört kapı cihetinde şeriat ilkesi onu idame ettirmesidir. O yasaya hizmet etmesidir. O zaman bu yola çıkan insana kamil bu yolun cihetlerini anlatır 10 tanedir. Eğer bu cihetlerden geçer, bu yasanın arka tasarımında, varlık olarak arka ilkesinde usullerini, yöntemlerini ve yordamlarını, yordam ve yöntemlerini arayışa geçerse işte biz ona tarikat deriz. Tarikat yoldur, aynı zamanda yöntem. O zaman tarikat tarik olma mesabesinde yol içeriden yürülür. Özünde içeriden yürülür. Efendiyle irtibat kurulur. O zaman varlık olarak insan kendi yolunu biricik olarak, hikmet olarak, biricik olarak, fert olarak herkes kendi yolunu kendi yürür. O zaman hiçbir insanın yolu hiçbir insana teklif edilmez. Neden? Çünkü namı mahremdir. Kapalıdır. Namı mahrem olması sebebiyeti yani zifafı vardır. Bundan ötürü yolu bizzat insan kendi yürüyecek tarikte yürüdükten sonra o yol ve yöntemin, usulün, ilkesi ne olabilir? O zaman yol ve yöntem yasada bize edep kazandırır, terbiye kazandırır. Onun için edep yahu, edep yahu, evvela edep yahu. O zaman edebe bürünmek,
Yani elimize, belimize, dilimize bürünmek ya da özümüze, sözümüze, gözümüze bürünmek ya da işimize, aşımıza, eşimize. Mesela Türk eline. Türk elimize. Eline. Evet, elimize, Türk eline. O zaman baktığımız zaman bunlar edep dairesini gösterir. Ve edep dairesi de ahlak olarak, varlık olarak, ahlak olarak bizim ahlak yoluna, ahlak da heleke kökünden gelir. Halik olmak, yaratıcı, halk etmek, yaratılan, mahluk yaratılan, ahlak helek bütünlüğü. O zaman yaratıcının, yaratılanın ve yaratılanın bütünlüğünde onun yolunu ve yöntemini, şuurunu, bilincini anlamamız lazım. Batılılar i̇şte buna moral değerler dedik. Ona moralite de denebilir batıda ama moralite tasavvuftaki ahlak değildir. Karşılamıyor. Hayır. Moralite başka bir şeydir. Moralite belli bir yasanın düzenine, o yasanın düzeninde ilerlemek için o konulan yasaya tabi olarak da onu kendimizde fikriyat olarak, davranış olarak da alışkanlıklara dönüştürmektir. Ama tasavvuftaki ahlak heleke, ontolojik, varlıksal bir varlık, Tanrı'nın bizi yaratmaktaki ama anneden değil ruhta varlık olarak yaratmaktaki, kendimizi yaratmaktaki bir dönüşümü, değişimi, o değişim ve dönüştükten sonra hal olarak ahlak-ı hamide, temiz ahlaka büründükten sonraki mizacımızı, davranışımızı ifade eder. Çünkü biri nesneye, yaşama, dünyaya dönük, ikincisi varlık olarak ontolojik bir kavram. Kendi içimizden çıkmaya, kuluçkamızdan çıkmaya dönük. Bundan ötürü edepte tarihse, o zaman şeriat ilkesi Musa ilkesidir. Çünkü Musa yasayı koymuş. Tenzihtir. Yani akıldır. Soyut akıldır. Soyut akıl yasayla, yöntemle davranır. Ama ondan sonra Davut gelmiştir. Davut da mezmurlarıyla gelmiştir. O zaman o edebin içinde ibadet vardır. O zaman Davut hep ibadet etmiştir. Ki biz bunu Tevrat'ta görürüz. Raks eder. Def çalar. Ve o çaldığı varlık olarak o ibadetin içindeki armonik müziklerle raks ederek Allah'a dönüşünü ifade eder. O açıdan Mevlana Davud'udur denir. O zaman yol ve yöntem, ibadet insanı tarike, edebe yönlendiriyorsa, o zaman Aleviliğin içinde de tarik demek, tarike girmek demek, ceme girmek demek, raksla, armonik bir düzenle, o tınlamayla, o sesle, o düzenle, o bakışla, mimik ve jestle insanın kendi varlığında kendini ahenke getirmesi. Çünkü varlık insanda ahenke geldiği zaman insan zarifleşir, zürafa olur. O zaman ondaki ahlak nitelikleri kendinden dışa vurduğu zaman da tarike irtibat kurar. Peki Eyüp Sultan'ı, Eyüp Peygamberimizi nereye koyacağız? Sultanlar Sultanı, sabır. Hani yaraları kurtlanıyor da o kurtlara evet. bile incitmiyor. Tabii Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman dört kitapta da bunlarla ilgili açılımlar var. Ve biz bunu Muhyiddin Arabi'de de görürüz. Eyüp'ün sabrını anlatır. Tabii kitabın çok daha derinliği var. Keşke vaktimiz olsa ona girsek ama şöyle der Kamiller, sabır da edepten gelir. Sabır da şükretmekten gelir. Şakirlikten gelir. Şakir ve şükretmek, sabretmek. Ve Allah'ın esmaları hangi esmada tahakkuk edip hangi esmadan esmaya geçseniz de sabrı ve tevabül sabr, sabrı bırakmadan, sabır göstererek o sabrın varlığında, şuurunda bütün esmalarda devir ederek, esmaların tecellisinde onu anlayışa getirerek ama sabrı kaldırmadan, onu tevazuya dönüştürerek, acziyete, ifnaya dönüştürerek sabrı bırakmamaktır. Bundan ötürü derler, haddini bilen kamildir, öfkesini bilen kamildir, haddini aşmayan ve sabreden kamildir. Peki sevgili dedem, dediniz ki insanların zaafları aslında onlara sunulmuş altın bir anahtar. Yani insanda her türlü istek karşısında coşku var. Evet. Hodizm mi dediniz? Hadizm ya da coşumculuk ya da doyumsuzluk. Hedonizm. Hazcılık. Yani evet. Tapınmak, aşırı istekler. Batı'da da bu kavramların evet. karşılığı var. Hazcılıktan, evet. hazcılığı ele alalım. Şimdi
bir insan hani benim gibi iştahı açık olsa da olmasa da belli bir yeme kültürüne sahiptir. Ama iş hazcılığa geldiği zaman doyumsuzluk. Evet. Yani onunla yetinmiyor. Daha fazla yiyecek. Evet. Daha fazla içecek. Yetmiyor. Halbuki yetiyor ama yetmiyor. Yani kendisini kontrol etmiyor. İşte mal mülk sahibi oluyor. İnsan hepimiz belli ölçülerde. Bu çok doğal, normal. Yani hepimiz barınacak bir ev istiyoruz. Rahat, konforlu bir yaşam istiyoruz. İnsana ay şeyler bunlar. İnsana aykırı değil ki. Kesinlikle. Hadi bazıları Hint dervişleri gibi çile çekerek yaşamak isterler. O ayrı bir şey. O da var. Onun da yeri var herhalde. Dinimizde de var. Fakat daha fazla, daha lüks, daha görkemli, beni daha fazla böyle lüks arabalarla görsünler. Yani bizim bazı yörelerde desinlere gitmek derler ona. Gösterişe gitmek, başkalarına karşı kendisini maddi yönden güçlü göstermek, sınırsız göstermenin vermiş olduğu haz. Evet. Veya cinsel yönden ve ergendir, iki karşı cins birbirine sevgi duyacaktır, muhabbet duyacaktır, aşk duyacaktır, coşku duyacaktır. Bu insanın doğasında olan bir şey. Tabii, bunu engelleyemezsin. İçgüdüseldir. Fakat bunu bahane edip de o doyumsuzluğu farklı noktalara vardırmak da var. Tümünün ilacı diyorsunuz ki bizim zaafımız gibi görünenler aslında bizi şuna götürüyor. Bunları sınırlandırarak yaratıcıya varabilmek. Yani hı-hı, haddimizi bilebilmek. Hı-hı. Yani bir haddimiz, hududumuz olduğunu bilebilmek. Evet. İlk aşama bu mu? Yani ilk aşama zaaflarımız olan, insanın kendinde doğuştan olan, biz doğuştan bir insanız, bir varlığız, bir canlıyız ve bu zaaflarımız var. İlk önce bunları mı yenerek başlayacağız bu aşamalara? Demin de söylediniz, belli bir noktaya kadar getirdiniz. İlk noktası bu mu? İnsanın zaaflarına gem vurması mı? İnsanın onları evet, sınırlandırabilmesi mi? Evet. Yüce Tanrı'ya ve yaklaşırken kamilleşebilmesi için ilk aşama bu mu? Şimdi tabii insanın kendine sınır getirmesi zaafla alakalı. Bir açılımı da bu. Çünkü biz buna tutku da diyebiliriz. Tutku bir şeye doğru çekilmek. Yani kendi varlığımızı, asliyetimizi bir şeye doğru çekip çekildiği zaman ona sınır getirmeden, ona bağlanmak demektir. Tutku. Ama bağlanacağımız şey onun iştahı, görselliği, yansıması aklı devre dışı bırakıyor ve bypass ediyorsa, yani irade orada devre dışı kalıyorsa ve içgüdüler harekete, yani doğamızda idament, içgüdüler harekete geçip içgüdüsel bir faaliyet ile biz ona yöneliyorsak o zaman ona tutku denir. Yöneldiği zaman da biz iştahımızı bastıramadığımız zaman da irademiz devre dışı kaydığı zaman da o zaman biz o masivaya yönleniyoruz. Onun esareti altında, esiri altında kalıyoruz. Ve insana baktığımız zaman insan bu söylediğiniz ilkelerle zaten donanmıştır. İçgüdüde yeme, içme, korunma, barınma ve üreme vardır. Hayvanlarla aynı düzeydedir. Bu üç kategori. Çünkü eğer insanlar bunu yapamazsa yaşayamazlar, hayatlarını idame edemezler. Varlık olarak idame edemezler. Ve bunları dizginlemek, terbiye altına almak, işte bir kamil, bir mürebbi, bir mürebbiden geçmekle, bunlara sınır getirmekle alakalıdır. Bunun olması için de kendi içimize dönmemiz, kendi içimizde kendimizi levmetmemiz, yani levvame dediğimiz lev, içe dönmek, içe dönmekte kendimizi eleştiriye tabi tutarak kendimizi eleştirmemizi ifade eder. Ve gene mizaç olarak biz bunu tipolojik olarak da görüyoruz. Birçok insan bazen aşırı bir şey yapar ya der ki ben yanlış yaptım. Keşke bunu yapmasaydım. İrademe yenildim. Duygularıma yenildim. Kendimi unuttum. Çünkü neden? İrade işlemediği için, irade ekmel, kamil olmadığı için, insan ona yöneldiği için demek ki bir öğreticiye, varlık olarak bu halleri bilen bir öğreticiye muhtaçtır zaten. Bundan ötürü de insan içine dönerek kendi içinde hesaplaşır, kendini levmeder.
içe döner, kalbe döner. Kalbe de Hicab-ı Kibriya mahkemesinde fikrederek kendini yaptığı heveslerden ötürü kendini sorgulamaya başlar. Vicdan, bu gözyaşına, ona geleceğim zaten. Vicdan mahkemesi. Gözyaşına döner, o gözyaşında kendini kızar, kendini eleştirir, kendini aşağılar. Ve biz gene dediğin gibi birçok insanın mizacına baktığımız zaman çevremizde biz bunları görüyoruz. Onun için yedi nefs ilkesi varlık olarak, insandaki zaten tipolojik olarak, ilkeler olarak kendi gerçekliğinden, kendi özünden yansıyan, meşrebinden yansıyan insanın kendi karakterlerini de içerir. Ve bu doğrultuda insan ne zaman içine döner, kendini sorgularsa o zaman bir arayış başlar işte Ayhan'cığım. O arayış, o sorgulama, gözyaşı ki abdesttir o, bizi tövbeye de götürebilir, Allah'a verdiğimiz söze de götürebilir. Ve o arayışta bir arayışa döndürdüğü zaman da o zaman derler efendi seni bulabilir ya da sen efendinin karşısında gözyaşı dökebilirsin. Demek ki bu tekriz aynı zamanda inabe de denir, söz verme de denir buna. Ya da bir mürşidi kamil karşısında nasihatıyla ikrar vermek de denir buna. O zaman sorguladıktan sonra kendimizi o sorgulamanın arkasından içimize dönerek mülhimeye yani ilham alan nefse, bizde ilhamlanan belli düşüncelerle kendimizi arındırmaya doğru yönlendirme bir cihat, bir kapı açılmayı da anlarız. Ama şuna bağlamak istiyorum. Tarikat derken o yasaya usuller ve yöntemler koyduktan sonra tarikatta, yol ve yöntemde, işte o usullerin açılımı, işte ibadetler, ibadet de bir arındırma sistemidir. O ibadetin içindeki ritüeller, yansımalar, semboller, o ibadetin içinde rabıta kurarak yani irtibatlanarak o ibadete, o yapılan varlık olarak yansımaların arkasında ne var deyip o varlığın arkasındakini görmek ve temaşa etmek, şahit etmek ise tarikattan sonra bir manada derler hakikattır. Bir manada sembollerin bilincine varmaksa marifettir. O zaman hakikate baktığımız zaman hakikat şahadet alemini içerir. Müşahadeyi içerir. Müşahadeden sonra da mükaşefe gelir, keşfetmeyi içerir. Ama onun olması için de mücahede yani cehd etmek lazım. Mücahadeleyle, nefsimizle savaşmamız lazım. Bu üç ilkeyi insan kendine toplarsa o zaman hakikat cehdine ulaşır. O zaman hakikat şahit olmaksa o şahadetin arkasında yani varlığın özüne temas ederek kaynağına, menşeğine gitmek. Onun da dört cihetinde on makamı vardır. Ondan sonra derler, hakikattan sonra marifet vardır. Marifet, irfan demek. Marif, arif olmak, irfan yani bunların bilincine ermek. Varlık olarak bilincine ermek. Ve bu ülkeler bizde toplandıktan sonra da o dört kapının ciheti, içimizden açılan kapılar bunlar. İşlekleri var, kıbleleri var. Hepsinin kıblesi ayrıdır. İşleği ayrıdır, dönüşü ayrıdır. Yönü ayrıdır. Ve biz bunu Kabe ile sembolize ederiz. Ama bunlardan geçen, varlık olarak bunlardan geçen de Kabe ikinci bir açılıma gelir. Derler ki varlık olarak Kabe bunlardan gidilirken yeryüzündeki Kabe semaya doğru dönüştür. Semadaki Kabe'nin kudreti de değiştir. Çünkü semadakine varlık olarak Beytül Mamur derler. Beytül Mamur Beyt ev, mamur imar etmek. Evi imar etmek. Kendimizdeki evimizi imara getirmemiz lazım. Yani kendi mabetimizi imara getirmek demek yeniden yapılandırmak. O zaman Cehil'in Kâbesi değil, Halil'in Kâbesini inşa etmek. Bu da göklerde olduğu için, göklerdeki semalarda olduğu için demek ki bir miraç söz konusu. Kendi varlığımızda kendimizi inşa etmemiz. Kendi varlığımızda kendi insanlığımızı inşa etmemiz. O zaman bir inşai sistemdir. İnşai sistemse bir kelebeğin kozasından çıktı, o kozayı yırttıktan sonra açıp kanatlarıyla gökyüzüne uçmasını ifade eder. İşte bu da kamillik ve olgunluktur. Böyle açılımları var. Öyle. Çok da kolay değil tabii. Şimdi dedik ki sevgili izleyenlerimize yol cümleden uludur. Evet. Yani yol kurallarla örülüdür.
Dolayısıyla bu Alevi Bektaşi yolunu, bu büyük yolu çok da küçümsemeyin, yapmayın, etmeyin. Tabii. Yani dolayısıyla bu 1400 yıllık süreçten geliyor. Bu Aleviler dediğiniz, Bektaşiler dediğiniz İslam'ın özünden gelen ama İslam'a yeni kapılar da açan, kendilerinden de bir şeyler veren Türkmen boylarının, Anadolu uygarlıklarının ortasından filizlenmiş bu büyük Alevi Bektaşi inancını küçük görmeyin diyoruz ama görseler ne yazar işte sizlerin anlatımlarıyla bir insanı tasvir etmek, bir kamil insan olmak için nasıl yollardan yüründüğünü göstermek onlara en güzel yanıt diyorum. Çok sağ ol. Evet. Çok sağ ol. Sevgili dedem, kısa bir aramız var. Sevgili izleyenler, sevgili dedemizle birlikteliğimiz devam edecek. Bizden ayrılmayın. Evet sevgili dostlar, Erenler Katarı'ndan tekrar merhaba. Evet, Barış Televizyonu'nun dostluk, kardeşlik duygularıyla, hoşgörü duygularıyla bizleri izleyen, değerli izleyenleri, değerli dostlarım ve gönüllerindeki sevgi atışlarını duyduklarım. İnsan, insan olmak kolay mı? İnsan olmak, erdemli insan olmak, kamil insan olmak, anlayışlı insan olmak, hoşgörülü insan olmak. Evet, dünyaya geldik, savaşlarla, kıyımlarla karşı karşıya geldik ve acımasızlıklarla karşı karşıya geldik, işkencelerle karşı karşıya geldik. Şu insanoğlunun tarihi araştırıldığı zaman insan yaşamından utanır, yaşadığından utanır. Bu dünyada yaşamak bile istemez belki. Çünkü insanın, insana zulmünün tarihidir insanlık tarihi. İnsan birbirinin kurdudur. Birbirini mücadeleci bir yapıyla düşman olarak görür. Ve nefisler hakim olur. Benlikler hakim olur. Ve der ki ben en yüceyim, en büyüğüm, en zenginim, en güzelim, en yakışıklıyım. Bütün varlık bende. Ben varsam dünya var, gerisini boş ver. Halbuki hiç de böyle değil. İnsan, insan olduğu zaman dünyayı anlamlaştırır. İnsan, insansa değerlidir. İnsan, hayvan sıfatlarına bürünmüşse hiçbir değeri yoktur ki. İşte sevgili dostlar, konuğumuz Mansur Yalçın dedemizde Alevilikte insan kavramı, kamil insan kavramı üzerinde söyleşiyoruz. Evet dedem. Canım insan yani. Olmak kolay değil. Dört kapı, 40 makam ilkeleri var. Aleviliğin, Bektaşiliğin uyduğu ve insanlar darlara kalkıyorlar. Dar dualarından geçiyorlar. İkrar veriyorlar, nasip alıyorlar, yola giriyorlar. Bir pirin mürşidin eteğinden tutuyorlar. Böyle bir yolculuk yapıyorlar. Kolay olsaydı herkes alırdı. Hani öyle bir söz var ya, dervişlik kolay olsaydı, hırka ile tacla olsaydı verirdi. 3 kuruş herkes derviş olurdu. Tabii. Ama böyle Yunus değil. Olsun. Değil mi? Tabii. Yani Yunus da der onu işte. Yani derviş dediğin hırka ile taç değil. Derviş olana hırka ile taç hiçbir zaman ona muhtaç değil. Yani eğer dediğin gibi belli bir giysiyle, belli bir o giysinin sembolüyle insan tekris edilip adanıyorsa ve o mertebeye oturuyorsa o derviş değil. O açıdan derviş kamil olan, kendini ifna edendir. Kendi varlığında kendinden soyunandır. Onun için Alevi cemlerinde posta oturur mürşid-i kamiller. Belki bir gün seninle o Alevi ceminin içindeki 12 erkan ve 12 ritüelle ilgili tekrar sohbet yapma imkanımız olursa hadisane evet, onları biraz belki açarız. Yapacağız dedim. Bundan ötürü kamil kapıdan girdiği zaman yürüyen olan insan ayağıyla yere bastığı, nalınlarıyla yere bastığı yani dünyevi düşünceleri demek o. Dünyevi düşüncelerinden soyutlanır, ten elbisesini dışarıda bırakır, canlar orada birleşir. Ve Mevlana bununla ilgili
bu ten bağdaşması değildir cancağızım, can bağdaşması demiştir. O zaman canları bağdaştırmak, can varlık olarak ruh, ruhları bağdaştırmak ve nefahtimin ruhi, ruhtan üflemek. Bir manada o Kamil'in kendi nutku ve nazar-ı ilahi, ona küretül ayn derler, noktayı kübra derler, bir göz teması, bir bakış, gene ifade, daha önce ifade ettiğim gibi. Ama bunu yapan insan, ki o nokta Hacer-ül Esved'dir, nokta, noktayı Süveyda'dır. Onun için bütün insanların göz bebeği derler, bir Kamil'in noktasında, göz bebeğinde toplanmıştır. Ve Cem'de Rüter olarak da odur. Ama o mizaca, o Kamil'in bürünmesi için, ki Kamil kendini ikmal eden, ekmel eden demek, yani varlık olarak kendini tamamlayan, bütüne getiren, bütün o seyri sülükte, bütün meratipleri varlık olarak tamamladıktan sonra kendini hiçlikte, ama makamda değil, hiçlikte ifna ettikten sonra yokluğuyla posta oturandır. Ben şuradanım, ben buradanım, ben bu soydanım, ben şunu temsil ediyorum diyen değil. Tam tersi, en yüksek mertebe varlık olarak bütün mertebeleri bitirdikten sonra hepsinden beri olmak, hepsinden beri olduktan sonra bir bu melamet gibi bir şeydir. O melametle, hiçlik ve yoklukla kendini ifna eden, yani makamda makamsızlıkla oturan, İnsan ancak safiyete ulaşır. O safiyet ile bir çocuk mesabesi gibi duruyor. Veledi kalp derler. Veledi kalbin çocuğu, kalbin çocuğu olacak. O safiyetiyle değiştirir, dönüştürür. Varlık olarak da o insanda kendini buldurur. Bundan ötürü post yüzülen deri, insan varlık olarak kendi bedeni arzularını, derisini bir nesimi gibi, bir hallaç gibi kendinden çıkardıktan sonra o posta kırmızı aşkı ifade eder. Aşk ateşi, varlık olarak aşk ateşi üzerinde postunu yüzüp üryan olup, o üryanlıkla, o safiyetle insanları o safla ulaştıran bir kamildir. Ve bunun olması için de oraya gelen canların bir mayalanmayla, o mayalanmayla, o mayanın kendilerine ekilmesiyle, kendi filizlerini açmasıyla, kendi çiçeklerini açmasıyla, yeniden doğuşla ahlakı hamidiye ve edebe bürünmesidir. Ve bu mahremdir, orası da mahremdir. Aynı zamanda tekristir, ünsiye olunur orada. O zaman el vermeyle, el almayla, ki Fetih suresinde Allah'ın eli onların elinin üstündedir dediği, bir el vermeyle, el ele el hakka dediğimizle, geleneğin bu zamana kadar gelinip, bu zamana kadar taşındıktan sonra, geleneğin de halen de devam etmesini, kavli olarak devam etmesini de ifade eder. Demek ki bir liyakat, bir atanmışlık değil, atanmayla değil, tam tersi adanmışlıkla, adamakla, kurban olmakla ve bu yola hizmet eden kamillerin, mürşid-i kamillerin, seyyid-i saadetlerinde gelenek içinde bir üst ocaktan, sinsili olarak, bir mürşid ocağından feyiz alarak, ona teslim olarak, o insanın da, o dedenin de kamil olduktan sonra ve onun nispetiyle, oranıyla ve onun irşadıyla kendinde onu hakim gördükten sonra o posta oturmasını ifade eder. Ama bazen günümüzde ne acı ki görüyoruz, belli bir eğitim sistemleriyle, didaktik, yöntemsel, ünite olan, belli bir konulara bağlı olarak belli bir sınıf geçme ile ilgili bir imtihana tabi tutmakla ve tabi tutulduktan sonra bir diploma vermekle insanları atayanlar var. Ama varlık olarak özünde böyle bir şey yok. Varlık olarak mayalanma sistemi diye bir kavram var. Bir kamilden doğma diye bir sistem var. Aslında sistem de denmez ona. Telaffuz etmeyelim öyle. Kamile gönlümüzü vermek. Kamile gönlümüzü vererek ona hizmet etmek. Ve biz Alevilik'te üç ilkeyi unuttuk. İnabe vardır, tekris, tövbe etmek. Yani söz vermek. Bir efendiye söz vereceğiz. O zaman başı yola çıktık ya, hem kendimize hem efendiye söz vermemiz lazım. O zaman ancak kendi kitabımızı, yani Bakara suresinde dediği gibi, Elif Lam Mim, Zalikel Kitabe ve Reybe,
Hidenlen muttekin. İşte o sana inen kitap, kendi kitabını oku. Şüpheyi ortadan kaldırarak oku dediğimiz. Kendi varlık kitabımızı okumamız için zanlarımızı, vesveselerimizi, kuşkularımızı ortadan kaldırmak için bir canlı kitaba, bir kamil kitaba intisap ederek ondan biz feyiz almak durumundayız. Bu yolun ahkamı bu Ayancığım. Özü de böyleydi, hep bu zamana kadar da böyle korundu ve bundan sonra da korunacak. Ve o adanmışlıkla inabeden sonra ikrar. İkrar ne? Karar vermek. Sözden sonra kararımızdan caymayacağız. Öyle bir kararımız olacak ki başımızı da kesseler, boynumuzu da kesseler, eza da olsa, cefa da olsa yoldan dönmek değil. Yani o zaman biz teselli için gidiyorsak Kamil'e varlığı bulamayız. Biz tecelli için, temenna için, tecella için Kamil'e gitmemiz lazım ki tesellide Allah bulunmaz. Bu ilkelerde, adanmışlıkta Allah bulunur. O zaman ikinci olarak da ikrar, karar vermek, o kararımızda sevi gayret, andımızda, biatta and içmek. Bu şu, yemin vermek. Öyle bir ikrar olacak ki o ikrarda ahdimize, yolumuza ve efendiye, mürşidi kamile, seyyidi saadete öyle bir yemin vereceğiz ki o yemin, o anki yemin olmayacak, bütün yaşam içinde ebediyeti kapsayacak. Onun için tövbe var, gündelik hayat içinde yapılan tövbe var. Bir ömür boyu içinde yapacaklarımıza tövbe etmek var. O zaman tövbe ikrarda verilen söz demektir. Ama dönülmeyen söz demektir. Bunun da olması lazım. O zaman ikrara geçtiği zaman insan inabeden sonra, ondan sonra da irşat başlar. İrşat ne? İrşat rüşt kazanmak, raşit olmak. Bu yani insan bedende rüşte erer, olgunlaşır. Sen biraz önce dedin, başlar karşıt cinsini aramaya. Ama bir de aklın rüşte ermesi lazım. Bir de ruhun rüşte ermesi lazım. Akılda rüşte erdiğimiz zaman ilmimiz, varlık olarak ilmimizde çok doluyuz ya, o zaman ilmimizi de biz vakfederiz kendimizden. İşte zekatımız odur. Onun için kamiller akılda rüşte erdiği zaman, ilimle donandığı zaman feyzi akdesten ilimlerini gelenlere zekatları olarak verirler. Ve o zekatı alan da onu dinler. O zaman bir de aklın rüşte ermesi var. Akıl olgunlaşır. Varlık olarak irfanda insan kendini varlık olarak kendi varlığının anlayışına ererse o zaman o ilimde ne olur? Bir vehbiye açılım olur. O zaman o kelama dönüşür. İlimde hizmete dönüşür. Demek ki aklın da kemal ermesi, olgunluğa ermesi lazım. Ama bir de ruhun olgunluğu var derler. Evet. Ruhun olgunluğu da ruhta balik olmak, buluğa ermek. O zaman rüşte kazanmaksa ona da aşk derler. Aynı zamanda zatiyet derler. Ruhta insan aşka büründüğü zaman, o zatiyet kendinde tezahüre dönüştüğü zaman, o da aşkın yakıcılığı vardır, aşkın cezbesi vardır. Cezbe-i ilahi derler ona. Yüksek cezbeyle, yüksek aşkınlıkla, varlıkla insan kendini aşarak, o zaman o da zatiyete temas kurmaktır. Ondan sonra kün fe yekün olur. Ol ve ol dedik olur. O zaman Kamil'in her nutku, nun kalem ve ma yesteruna, yaz dedik ve yazdı kalem. Katipler yazıyor. Ama o kalemin dile gelişi, her kalem yazılışında kalemin ucu çatlar. Her çatlamak demek varlık olarak cezbe-i ilahi demek. O zaman dinleyenin kalbine yazılır ya da ibadet edenin aklına yazılır, gönlüne yazılır, vicdanına yazılır, duygularına yazılır. İşte o kalbin, kalemin içindeki boya yok mu tesir? İşte ve nefaht min ruhi dediğimiz, o ruhtan ruhlanma dediğimiz varlık olarak bir sperm gibidir o. İnsanda ekilendir. İşte o bizi değiştirir. O bizi mayalar. Bu da irşada memur olanlarla. Çünkü irşat reşete kökünden geliyor. İrşat mürşit demek. Aynı zamanda rüşt demek. İnsan rüşte, olgunluğa erdiği zaman, raşit olduğu zaman irşad eder. İrşad ettiği zaman da mürşidi kamil olur. Ama bir mürşitlik var, bir de mürşidi kamillik var. Evet. Bir de insanı kamillik var. Mürşit her şeyi bilen ve bildiren.
Mürşid-i Kamil bilgilerini ekmelleştiren, bütüne, olgunluğa getiren. Ama bir de insan-ı kamil var. O ekmel. O kainatın zübdesidir. Ona Adem-i mana denir. Varlık olarak Adem-i mana denir. Çünkü onun gönlü Rahman'dır. Derya-i Rahman'dır. Çünkü bütün kainatı kendinde toplamış. Ve o hakikatte, hakikat-ı Muhammediyet'te mirat-ı hüdadır. Yani bütün aynalar onda cem edilmiş. Bütün varlık onda cem edilmiştir. Ve cem edildiği için ona gelenler o aynada kendi varlıklarını, kendi bilinçlerini görürler. Bundan ötürü insan-ı kamilin rengi olmadığı için insan-ı kamil anlaşılmaz. Sen sıradan bazı insanlar gibi gezer, pazarcı olabilir, karpuzcu olabilir, sıradan insan olabilir. Çünkü neden? Bütün renkler onda toplanmış ama bütün renklerden de beri olduğu için o bir renkle, bir mizaçla, bir meşreple, bir tarikatla kendini ifşa etmez. Yani birkaç esmanın varlık olarak tezahürü onda olmaz. O bütün esmaları kendi topladığı için o renksizdir. Ama gittiği yerin rengine bürünebilir. Bir Bektaş tarikatına gider, Bektaşı olur o anda. Bir Mevlevi'ye gider, Mevlevi olur o anda. Bir Kadri'ye gider, Kadri olur. Çünkü İlami Vehbi'den ona gelen Aktes gelmiş, ekmel olmuş, kainat.